Arkadaşlarım selamlar. Bu videomuzda Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa numaraları 142 ve 143 olacak. Karma Test Üniversiteliğim 19. testi çözeceğiz sevgili gençler. İsterseniz ilk sorumuza vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. A doğal sayısı n kenarlı bir çokgenin içerisine yazıldığında oluşan ifadenin değeri A doğal sayısı ile aralarında asal olan A'dan küçük ve A'ya en yakın ilk n sayının toplamına eşittir. Şimdi mesela 8 demiş, 8'i üçgenin içerisine yazmış. Arkadaşlarım 8 sayısı ile aralarında asal olan A'dan küçük yani 8'den küçük ve 8'e en yakın ilk n sayının toplamına eşittir diyor. Bunlar 7, 5 ve 3. 6'yı niye yazmadı? 6 ile 8 aralarında asal değil arkadaşlarım. 4'ü niye yazmadık? 4 ile 8 aralarında asal değil gibi. Şimdi x sayısını gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlarım beşgenin içerisine ve dörtgenin içerisine yazmış ve bunların farkları da 2'ymiş. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Öncelikle şu ifade ne demek? X sayısıyla aralarında asal x'ten küçük olup x'e en yakın İlk 5 sayının toplamı demek. Burası da aynı şekilde ilk 4 sayının toplamı demek. O halde arkadaşlarım şunu söyleyeceğiz. Bir kere x varsa elimizde burasının farkının 2 olmasının sebebi şudur. Demek ki x sayısının aralarında asal olduğu sayılardan bir tanesi 2. Şimdi, aralarında asal olduğu sayılardan bir tanesi 2 ise sevgili arkadaşlarım o halde bizim x sayımız demek ki çift bir sayı değil. Çift sayı olmadığı için 2 ile aralarında asal olmuş. İlk 5 sayının içerisinde 2 yok. Ama ilk 5 sayının içerisinde 2 var ama ilk 4 sayının içerisinde 2 yok. Pekala bunu anlamış bulunuyoruz şu an. 2 kesinlikle ama kesinlikle bizim o aralarında x ile aralarında asal olan sayılardan bir tanesi. Pekala şimdi 2 var dedik. Şimdi bizim sayımız tekti unutmayın. Bizim sayı tekti. Ve sevgili arkadaşlarım burada 5 tane daha sayı var. 1, 2, 3, 4, 5 demeyelim. A artı B artı C artı D diyelim. Tamam. Eksi diyorum. Daha sonrasında şurası. Bunlar A, B, C, D 2'den büyük arkadaşlarım sırasıyla. Ve hani D büyük, C büyük, B büyük, A gibi düşünelim biz bunları. Daha sonrasında ilk 4 sayımızda tabii ki A artı B artı C artı D olacaktır. Bunlardan bunun farkı da 2 oluyormuş. Şu ana kadar bunu anladık ve X'in tek sayı olması gerektiğini de biliyoruz artık. Pekala bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı da istenmişti bizden bu arada. Peki şimdi biz bu sayının 2 ile aralarında asal olduğunu biliyoruz. Tek olduğunu biliyoruz. Şimdi doğal olarak şurada 4 tane sayı ve hepsi birbirinden daha büyük olduğu için sevgili arkadaşlar. Mesela D büyük, C büyük, B büyük, A gibi olduğu için bir kere garanti suretle 3, 5, 7, 9'dan büyük olacaktır. Bakın 9'dan büyük olacaktır. O halde ben diyorum ki 11 olsun. Bu sayı 11 olursa ne olur? X sayısı 11 olursa. Şimdi 11 olursa ben buraya D gördüğüm yere 10 yazabilirim. Örnek veriyorum. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım 9'u da yazabilirim. 8'i de yazabilirim. 7'yi de yazarım. 6'yı da yazarım. Yalnız şöyle bir durum var. Bunları yazdığım takdirde bakın 3, 5, 7 diye gittik ama bunları yazdığım takdirde ilk 5 sayının içerisinde 2 yok maalesef. Demek ki bizim sayımız 11'den daha küçük olacak. Peki biz bu sayıya 2 ile de arası nasıl olacak? O zaman 9'u seçelim. 9 olursa sevgili arkadaşlarım 8 bu sayıyla aralarında asaldır. 9 ile arasında asaldır. 7 de bu sayıyla arada asal. 6 olmaz bakın. 5 aralarında asaldır. 4 aralarında asaldır. 3 olmaz 2 aralarında asaldır. Demek ki bizim burada ilk sağlayan sayımız 9 olacak. Yani x değerlerinden bir tanesi 9. Çünkü şurası da ne gelecek? 7, 5, 4 ve 2 gelecek. Bundan bunu çıkardığınız takdirde toplamlarını çıkardığınız takdirde 2 kalacak. Peki 9 olur dedik. 8 olmayacaktır çünkü çift sayı. Peki bir de 7'yi kontrol edelim arkadaşlar. 7'den küçük 6 sağlar, 5 sağlar, 4 sağlar, 3 de sağlıyor, 2 de sağlıyor. Çok güzel. O halde arkadaşlarım bakın 5 tane sağladı ve son sağlayan da 2. O halde bizim diğer x değerimiz 7'ymiş. Peki bundan küçük bir de 5 var. 5 olursa 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. Aralarında asal ama 0'ı yazamayız çünkü aralarında asaldır diyemeyiz. Demek ki sağlayan 2 tane sayımız varmış. Bunlar
9 ve 7 olduğu için toplamları da 16'dır diyeceğiz sevgili gençler. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum ikinci soruyla. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere A eksi 5 C'ye eşitmiş. Yani aslına bakarsanız A eşittir C artı 5 de diyebiliriz. C'den 5 fazlaymış. Ve A sayısı B artı 4'ten daha küçükmüş. Hatta A sayısıyla B'yi bu şekilde kıyaslayabilirken, o halde A'nın C artı 5 olduğunu biliyoruz ya, A gördüğüm yere C artı 5 yazarım, küçüktür B artı 4 de diyebilirim tabii ki. Ve böylelikle A eşittir C artı 5 olduğu gibi C artı 1 de B'den daha küçüktür diyebiliriz. A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor ve bunlar pozitif tam sayılarda unutmayın. Şimdi pozitif tam sayılarsa sevgili arkadaşlarım, ben burada C'ye 1 veririm en küçük. A sayısı da burada 6 olacaktır. C 1 olursa burası 6 ya. Burası 6. O zaman B'ye de 3 olması lazım ki 3 artı 4'ten 7 hemen 6'dan büyük oluversin. Tamam mı? A 6, C 1 ve B 3 diyebiliriz. Bunların toplamı da sevgili arkadaşlarım 10 gelir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. Aşağıdaki boş karelere birer sayı yazılacak. Karelerden ikisine 19 ve 51 sayıları şekildeki gibi yazılmış. Her karedeki sayıdan hemen sağında bulunan karedeki sayı çıkarıldığında elde edilen sayılar değişmemektedir. Buna göre bu karelere yazılacak sayılardan en küçüğü kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle düşüneceğiz. En küçük sayı soruluyor bir kere. Şimdi şu kısma eğer bunların hep farkları R ise buraya 19 artı R yazılmalı. Buraya 19 artı 2 R yazılmalı. Buraya 19 artı 3 R yazılmalı. Buraya da 19 artı 4 R yazılmalı. Çünkü bundan bunu çıkarın R, bundan bunu çıkarın R, bundan bunu çıkarın R, bundan bunu çıkarın R. O zaman buraya da 19 eksi R yazılmalı. Çok güzel. Şimdi şunun 19 artı R, 4 R olması gerektiğini anlamıştık. 19 artı 4 R'yi hemen 51 diyorsunuz. Ve 4 R de sevgili arkadaşlarım burada 32'nin ta kendisi olacak. O zaman R kaçtır? 8'dir. Peki bu sayılardan en küçüğü kaçtır diye sorulmuştu. 19'dan hemen 8'i çıkarırsanız doğru cevabın 11 geleceğini görürsünüz. Üçüncü sorumuzun cevabı da böylelikle B şıkkı olacaktı. Devam ediyorum dördüncü sorumla. M, T ve N tam sayılar olmak üzere M kare artı T çarpı N küp ifadesinin sonucu çift bir sayıya eşitmiş. Buna göre 3 tane ifade verilmiş, hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor bakın. Şimdi M tekse demiş, tekin karesi tek yapar. Artı N artı T çifttir demiş. N artı T'nin çift olması için sevgili arkadaşlarım, şimdi bunun sonucunun çift olduğunu biliyorsunuz. Şurası tekse demek ki buranın da tek olması lazım. Pekala. Burası tekse T de N de doğal olarak ne olmak zorunda? Tek sayılar olmak zorunda. T de N de tek. O halde iki tane tekin toplamı çift midir? Evet çifttir. O halde birinci öncülümüz bizim doğrudur sevgili arkadaşlar. T tekse M de tektir demiş. Şimdi T'nin tek olma durumu N'nin çift veya tek olma durumuna göre M değişecektir. Örneğin N burada tekse tek çarpı tekten tek gelir M tek olur. T burada tek, N burada çiftse tek kere çiftten burası bu sefer tek değil çift gelir. Çiftin üzerine ancak çift eklersem çift olacağı için M'nin çift olması gerekir. Yani M T'nin durumuna göre değişebilen bir şey değil arkadaşlar. Burada T çarpı N'ye göre değişebilen bir şeydir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz gitti. N artı T tek sayıysa M çifttir demiş. N ile T'nin tek olabilmesi için bunlardan birinin tek birinin çift olması gerekir. Yani şuranın mutlak surette çift olması gerekir. Çiftin üzerine ben ancak çift eklersem sonuç çift sayı çıkacağı için M çifttir. Yani 3. öncülümüz doğru. Cevap D şıkkı. 5. soru. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere demiş bize. 5x artı 4y bölü z artı 1 eşittir 5 eşitliği veriliyor. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Pekala. Şimdi ben 5x artı 4y'yi yazdım. Şunu karşıya atıyorum. 5 çarpı z artı 1 diyelim. Tamam. Şimdi x çarpı z tektir demiş. Bakalım. Öncelikle 4y dediğimiz ifade kesinlikle ama kesinlikle çifttir. X, Y, Z tam sayı olduğu için 4'ün katı çifttir. Şimdi burası çift, karşıya bakıyoruz. Burada bir tek sayı var, burada bir tek sayı var. Bunları görmezden gelelim şimdilik. Arkadaşlarım eğer ki şu kısım çift ise, burası çiftse, X de çifttir. Şimdi Z artı 1'in çift olması için Z tek olmalı. Z tekse arkadaşlarım, X'in çift olması gerektiğini anladık. Peki ya burası tekse, yani Z artı 1 tekse? Z artı 1 tekse Z çifttir.
Ve bu tarafın tek olabilmesi için buraya tek sayı eklemem lazım. Yani x de ne olmalı? Tek sayı olmalı. Gördüğünüz üzere z tekken x çift, z çiftken x tek yapıyor arkadaşlar. Yani bunlardan birisi mutlaka çift. O halde çarpımları da mutlaka çifttir ama bize ne demiş? Tektir demiş. O yüzden birinci öncül zortladı. 2'ye bakıyorum. X artı z toplamı tektir demiş. Evet, tekle çiftin veya çiftle tekin toplamı daima tektir. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. X tekse, x tekse bakın burada z çifttir. Evet, doğru. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğru. Cevap d seçeneği olacaktı. Geçtim 6'ya. 6. sorumuzda demiş ki bize a ve c sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere a, b, c 3 basamaklı sayısı için a, b, c sayısını, 3 basamaklı sayısını böyle çember içerisinde, yuvarlak içerisinde aldığında a, b, c eksi c, b, a'ya eşit oluyormuş. A, b, c şu şekilde yapıldığı takdirde, yani şuna direkt ne demiş, 396 mı demiş aslında? A kaç farklı değer alır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım a, b, c'den c, b, a'yı çıkarırsanız çözümleyin a, b, c'yi. 100a artı 10b artı c yapacaktır. CBA'yı çözümlerseniz de 100c artı 10b artı a yapacaktır. Çıkardığınız takdirde de 10b'lerin ikisi de gittiğini görüyorsunuz. 100a'dan a'yı çıkardınız 99a eksi c'den 100c'yi çıkardınız 99c eşittir 396 dediniz. Her iki tarafı 396'ya bölerseniz a eksi c'nin sevgili arkadaşlarım 4 geleceğini görürsünüz. Şimdi a ve c sıfırdan farklıydı, unutmayalım. Burada arkadaşlar c'ye ben 1 dersem a sayısının 5 olacağını, c 2 olursa buranın 6, 3 olursa 7, 4 olursa 8 ve 5 olursa 9 olacağını biliyoruz. Dolayısıyla a'nın burada alabileceği toplamda 5 farklı değer olduğunda görürüz. Yani 6. sorumuzun cevabı da c şıkkı olacaktı. 142. sayfamızın çözümünü bitirdik. Geçiyoruz 143. sayfaya, 7. sorudayız. X ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere şu ifade x bölü y'ye eşit olarak tanımlanmış. N pozitif tam sayısı için 120 bölü n işleminin sonucunun asal sayı olduğu bilindiğine göre n bölü 31 işleminin sonucunun alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 120 bölü n'nin sonucu asal sayıymış arkadaşlar. Burada biz bu asalları elde etmeye çalışalım. Arkadaşlarım 120 bölü n demek? Asal sayıysa eğer bu asallar neler olabilir, onları bir yazalım. Bakın asalları yazıyorum. Tabi asalları bu şekilde yaza yaza gidersek biraz zorlanabiliriz. O yüzden şöyle diyelim biz en iyisi. 120 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Biliyorsunuz ki 24 kere 5'tir. Yani 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir gençler. Bu 120 bölü n'nin asal olabilmesi için sonucu sadece ama sadece 2, 3 veya 5 çıkabilirmiş. Sonucun 2 çıkabilmesi için 120'yi n'ye böldüğümüz zaman sonucun 2 çıkabilmesi için diyorum ki burada 120'yi ben 60'a bölmem gerekir. 120'nin sonucunun 3 çıkabilmesi için burada ben 120'yi 40'a bölmem gerekir. 120'nin sonucunun 5 çıkabilmesi için ben burada 120'yi 24'e bölmeliyim. Demek ki n için sevgili arkadaşlarım 60, 40 ve 24 gibi 3 farklı seçeneğimiz mevcut. N bölü 31 işleminin sonucunun alabileceği değerler toplamı demiş. Yani 60 bölü 31 artı 40 bölü 31 ve 24 bölü 31'den bahsediyor soru bize. Toplarsak eğer bunları, şurası 100 zaten, 124 bölü 31'den bahsediyor. 124'ü 31'e bölerseniz de doğru cevabın 4 çıkması gerektiğini görürsünüz. Demek 7. sorumuzun cevabı da A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Alt kısımdayız. 8. sorumuz. Matematikte Goldbach sanısı olarak bilinen asal sayılar ile ilgili bir özellik aşağıdaki gibidir. 2'den büyük her çift sayı 2 asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Örnek veriyorum 4. 2 ve 2'nin toplamıdır. 6, 3 ve 3'ün. 12, 5 ve 7'nin. 2 tane asal sayının toplama biçiminde biz bütün çift sayıları yazabiliyoruz diyormuş Goldbach sanısı. 4, 6 ve 12 sayıları Goldbach sanısına göre yazılmıştır. Ali sadece 3 farklı asal sayı kullanarak toplam 6 farklı çift sayıyı Goldbach sanısıyla yazacaktır. Buna göre Ali'nin kullandığı asal sayıların toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şöyle ki burada 3 tane farklı asal sayı kullanacağız. Ali'ye 3 tane asal vereceğiz. Ve Ali bu 3 tane asalı kullanaraktan 6 tane farklı çift sayı yazabiliyor olacak.
Ali'nin kullandığı asal sayıların toplamından bahsetmiş. Tabii en küçüklerini bulmamız gerekiyor demek ki bizim. Şimdi öncelikle diyorum ki burada arkadaşlar madem Ali 3 tane asal sayı kullanacak. Örnek veriyorum A, B ve C gibi. A ile B'nin toplamı Ali'ye bir çift sayı verecek. B ile C'nin toplamı Ali'ye bir farklı çift sayı daha verecek. A ile C'nin toplamı yine Ali'ye farklı bir çift sayı daha verecek. Şimdi tabi bunların yanı sıra 3 tane yapıyor. Hocam demek ki A ile A'nın toplamı da çift, B ile B'nin toplamı da çift, C ile C'nin toplamı da çift sayı olacak. Çok güzel. Ve asla ama asla unutmayın bu sayıların birbirinden farklı gelebilmesi için şu gibi durumları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Mesela A ile B'nin toplamı örnek veriyorum. Burada C'yi falan vermemesi gerekiyor. Ona da dikkat edeceksiniz. Pekala. Şimdi o zaman madem küçükleri seçeceğiz. Ben burada A ile A'nın toplamının, bak şu A ile A'nın toplamı çift sayı, B ile B'nin toplamı ve C ile C'nin toplamı çift sayı dedim ya. Bunları da göz ardı etmeden. Burada ben A'yı 2 seçmek ve bunu 3 seçmek isterdim ama bu sefer de bunların toplamı C'yi vermesin dedik ya hani şunu 5'i. Ona da uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ben diyorum ki 2'yi seçmeyeyim, hiç bulaşmayayım ona. A sayısı için 2'den büyük her çift sayıyı yazabilmemiz gerekiyordu bu arada unutmayın. A sayısı için en küçük 3'ü seçsek mesela. B sayısı için 5'i, C sayısı için de 7'yi seçsek örnek veriyorum. Şimdi düşünelim. 3 artı 3'ten 6 elde edilir. 5 artı 5'ten 10. 7 artı 7'den 14 elde edilebilir. Bakın hepsi çift zaten. 3 ile 5'in toplamından 8. 5 ile 7'nin toplamından 12. 3 ile 7'nin toplamından da 10 elde edilebiliyor. Yalnız onu dikkat ettiyseniz 2 defa elde ettik. Demek ki 3, 5, 7 yemedi arkadaşlar. Peki 3, 5, 7 yerine şu küçükler kalsın. Küçükler bizim garantimiz çünkü. O zaman 7'yi değiştirelim. 7'yi 11 yapalım arkadaşlar. 3 ile 3'ün toplamı 6. 5 ile 5'in toplamı 10. 11 ile 11'in toplamı 22. 3 ile 5'in toplamı 8. 3 ile 11'in toplamı 14. 5 ile 11'in toplamı 16. Bakın birbirinden farklı mı? Farklı. Demek ki bizim asal sayılarımız bunlar olacakmış. Pekala o halde 3, 5 ve 11'in toplamı bize cevabı verir. Cevap 19. Şimdi 2'yi neden veremediğimizi tekrardan açıklamak gerekirse orası tam otursun. Örnek veriyorum 2'yi buraya yazdım. Bunlar farklı asallar olacağı için buraya 3 ve buraya 5'i yazdım diyelim. Bu sayıların toplamları çift olmalıydı. Ve 3, 2 ile 3'ü topladım 5 yaptı zaten balık baştan koktu. Tamam bundan kaynaklı 2'yi veremedik. Cevap 3, 5, 11'in toplamından 19 olacak. 8. sorumuzun cevabı A seçeneği dedik ve devam ediyoruz 9'da. P 7'den büyük bir asal sayı olmak üzere demiş. Şimdi 7'den büyük asal zaten bir tek sayıdır. Çünkü 7'den küçük bir tane asal, 7'den küçük asallardan hadi 7'den küçük bile dememize gerek yok. Çift sayı olan tek asal sayı 2'dir. Dolayısıyla 7'den büyük asaldan bahsediyorsak o asal sayı tek sayıdır zaten. Ben tek sayının üzerine 2 eklersem sonuç yine tek olur, doğru. P kare asal sayıdır. Şimdi asalın karesi asal olmaz arkadaşlar. Bu da gitti. P kare eksi 1 sayısı 4'te kalansız bölünür demiş bize. Şimdi öncelikle ben P sayısının arkadaşlarım asal olduğunu biliyorum. 3'ten büyük tüm asalların 6'nın katlarından 1 eksik veya 1 fazla olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Ben bunları size konuları anlatırken TYT kampında da konuları anlatırken anlattım. Şimdi demek ki bu P sayımız bizim ya 6'nın katından 1 fazla ya da 6'nın katından 1 eksik. O halde gelin şuraya bakalım. Hatta 6'nın katından 1 eksik yerine 6'nın katından 5 fazla da diyebilirsiniz. Aynı şey. Şimdi p kare eksi 1 demiş ya alın bunun karesini. 36k kare artı 12k ve artı 1 ve bir de bundan 1 çıkar demiş. 1'i de çıkarttık arkadaşlar. Şurası 12 unutmayın. Bakın artı 1 eksi 1 gitti. Şurası 4'ün katı. Burası 4'ün katı. 4'te kalansız bölünüyor. Burası için doğru geldi. Bir de şuna bakalım. Alın karesini. 36k kare artı 5 kere 6 30 60k yaptı. Ve artı 25 eksi 1 dedik. Şuradaki eksi 1. 24 tam bölünüyor 4'e. 60 tam bölünüyor. 36 tam bölünüyor. O zaman demek ki 3. öncülümüz de bizim doğru olacak. Cevabımız 9. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktı sevgili gençler. Geçtim 11'e. Bir tam sayının karesine eşit olan sayılara tam kare sayılar denir. 998'in karesi ve N kapalı aralığında sadece bir tane tam kare sayı olduğuna göre N'nin en büyük değerinin rakamları toplamı sorulmuş. Öncelikle 998'in karesi zaten karesel bir sayı, bir sayının karesi olduğu için. Ve kapalı aralıkta bu olduğundan demek ki bu aralıkta bunun haricinde başka bir tam kare sayı bulamayacakmışız.
Peki normal şartlar altında 998'in karesinden sonra hangi tam kare sayı geliyor? Tabii ki 999'un karesi geliyor. O zaman n sayısı bundan 1 eksik olan sayıymış ki bu aralıkta başka bir tam kare sayı olmasın. Demek ki işte bunun rakamları toplamı soruluyor arkadaşlar. Peki ben 999'un karesini alacağım mı tek tek? Almayacağız. Şöyle yapacağız. 999 dediğimiz sayı 1000'dir. 1000'in 1 eksiğidir. Bunun karesinden 1 çıkaracağız biz, tamam mı? Şimdi o halde hatta şöyle de diyebilirsiniz. İlla bunu böyle yazmanıza gerek yok. Hocam bu da 1'in karesi olduğu için 2 kare farkı yapalım da diyebilirsiniz. Bu da bize 999 eksi 1 çarpı 999 artı 1 de verir. İsterseniz tam kare metoduyla da gidersiniz. Hiç sıkıntı değil. Burası 998 arkadaşlar. Burası da 1000. Çarparsanız 998 1000 gelir. İşte bunun rakamları toplamı sorulmuş. Bu da 26'nın ta kendisi yapacaktır. 10. sorumuzun cevabına B dedik. Devam ediyoruz. 11. ve tabii ki son sorumuz arkadaşlar. Evet. Şekildeki tablonun 1, 2, 3 ve 4 nolu bölgesine o bölgeye uygun sayılar vardır. Örneğin 1 numaralı bölgede 6'ya tam bölünen şuraya ve 8'e tam bölünen pozitif tam sayılar vardır diyor. 2 numaralı bölgede 6'da tam bölünmeyen ama 8'e bölünenler. 3 nolu bölgede 6'ya tam bölünen ama 8'e bölünmeyenler. Ve burada da 4 numarada da ne 6'ya ne de 8'e bölünenler var. Buna göre 1, 2, 3, 4 nolu bölgelerin her birindeki en küçük sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi dikkat edin, bu bölgeye sevgili arkadaşlarım sayılar yazacağız biz. Mesela 6'ya tam bölünen ve 8'e tam bölünen sayı, en küçük sayı nedir? 24'ün ta kendisidir. En küçük ortak katıdır çünkü. Bu 1. 6'ya bölünmesin ama 8'e bölünsün diyor. Ne vardır arkadaşlarım? 8 vardır. 6'ya bölünmez ama 8'e bölünür. 6'ya tam bölünsün ama 8'e bölünmesin diyorsa 6 vardır. 6'ya tam bölünür ama 8'e bölünmez. Bir de sevgili arkadaşlarım son kısma bakıyoruz. Ne 6'ya ne de 8'e bölünebilen pozitif tam sayı, o da 1'dir. Değil mi? Pekala, işte bunların toplamı sorulmuş. 24, 8 daha 32 yapar. 32'ye 7 eklerseniz 39 gelir. Doğru cevabımız da C seçeneği olur. Evet, 143. sayfamızı da bitirdik. Sonraki videoda, bir sonraki karma testte sevgili arkadaşlarım görüşeceğiz. 20. testte. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.